Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Ekim Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 8 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Altılık ayımız 3. koşuda itibaren start alacak. Sonra gece İzmir koşularımız da var. İnşallah yanılmayacağınız bir program geçiririz tüm yarışseverlere. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet, bugün Bursa ile İstanbul koşularımız vardı. Maalesef Bursa'da pek başarılı olamadık. Aslında olduk da bulan arkadaşlarımız da olmuş sevgili dostlar. Yani şöyle anlatacağım. İlk altılımızda ikinci atımız geldi. Sonra ikinci ayakta aynı şekilde bir nolu savkanımız bankomuzdu. Üçüncü ayakta. Maalesef arkasına ikili önerdiğimiz altın ol safkanımız geldi. Bizi çiftler ikiler ayakta tuttu sevgili dostlar. Kıyıcı geldi. Sonra bir nolu 1.7 yeterli dediğimiz yerde çiftesi ve de ikili bitti. Yine altılık ayağımızın üçüncü ayağında bir nolu safkanımız banko dedik. Atom Cemil'e dikkat, arkasına bağlayacağım. O geldi. Sonra 4, 1.8 gibi düşündüğümüz yerde 4 at geçmiştik. Son ayakta da bir nolu safkanımız yani önceliğim oldu. Yani böyle oynayıp yani 2 at 2 at 3 at geçip son aya tek bırakan arkadaşlarımız da olmuş. 1.700 TL gibi güzel bir ikramiye ile ayrıldı. Aynı şekilde İstanbul'da yine ilk altınımız maalesef 732 TL verdi. O da 5'te kaldı. Bankomuzdan yanıldık 3. koşuda. Burada da ikilimiz çiftimiz oldu. Dördüncü koşuda 7 nolu safkanımız kafa atımızı, sonra bir nolu safkanımız 5. ayakta bankomuzdu. Orada da hem ikilimizi tutturduk 9.05 gibi. Çiftimiz 12.85 gibi güzel bir ikramiye verdi. Onu da aldık. Çiftelerimiz ve ikilerimiz bizleri ayakta tuttu sevgili dostlar. Yine güzel ikramiyle tutturan arkadaşlarımız da olmuş. Onları da tebrik edelim sevgili dostlar. Evet, Ankara koşullarına geçelim sevgili dostlar. İnşallah yine faydalı bir program geçiririz. İkilerimiz, çiftelerimiz bu sefer altılıyı bulma erişiriz sevgili dostlar. Hem Ankara'da hem İzmir'de sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum tüm yarışsever arkadaşlara. Evet, birinci koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesi olacak. Birinci dörtlük ayımızın başlangıç aya. Gruba şöyle bakıldığında Zafer Meydanı İşman Çizik'te ikinci kez buluştu. Grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Çıkıp kafayı da alabilir. Altı kulvar çekmiş. Teşvik yaparak kafayı alıp bir beyaz bayrak aynışı yapmaya çalışacaktır. İshak Bey arkasına yatabilir. Gökhan Kocakaylı o da ilk defa 385 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Oğlu Mehmet'e Akın Sözen ilk defa start alacak. Kısa gelebilir mi? Onu tam kestiremedim sevgili dostlar. Ama ben burada Sevel Can'dan Müslüm Çelik'le çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Müslüm Çelik'le bu mesafede çok iyi koşan bir safkanımız. Birinciliği unutsa da yani bayağı bir özlem çekiyor birinciliğe. Ben Sevel Can'ın etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanım olacak birinci dörtlük an yanında. Sonra mesafe kısaltırsa Akın'la ilk defa buluştu. Ben bir nolu oğlu Mahmet'ten de etkili bir koşu gelebilir. O da 8 kulvar çekmesine rağmen önlerde gitme seven bir savun. Tabii ki kafaya alamaz da yani 3. dördüncülükte sonlarda düzlük yarışı yapabilir. Buna da dikkat derim sevgili dostlar. Bir de kuponumuza ilave edebilirim. Anıl abiye gelince Nizamettin Demir'le Bursa'da üst üste yani hem İstanbul'da hem Bursa'da kazandığı koşulları var. 1400'de, 1500'de Anıl abi de Nizamettin Demir'le bir sürpriz yapabilir mi? Birinci dörtlük ayımız sürprizle de başlayabilir sevgili dostlar. Yazma taraftarıyım ben. Kuponumda birinci dörtlük ayını oynayacak arkadaşlar için. Ve de Memo Can'dır da Mehmet Akyoz'la buraya iliştirmemiz gerekebilir. Önceliğim 7 nolu Seval Can. Çok çok etkili bir koşu gelecektir sevgili dostlar. Riski seven arkadaşlar tek de deneyebilir. Burada ikili oynayacak arkadaşlar. Ben ikili deneyeceğim. Yeni nolu Seval Can'ı bir ikili de riskli bir ikili de deneyeceğim. 6'yı pardon 7'yi Seval Can'ı bırakacağım. Arkasına 1, 3 ve 4'ü bağlayacağım sevgili dostlar. İkili deneyeceğim.
Ama birinci dörtlük ayında ben 7, 1, 3 ve 4'ü de yazma taraftarı olacağım birinci dörtlük ayınımızda. Evet, ikinci koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alacak. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, gruba bakıldığı zaman ben burada Özgür Su, Aklın Sözen'le kafayı alacaktır. 5 kulvar çekse de Ömer İlmari, o da yani ara sıra önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Son koşusunu sprint atarak geldi sevgili dostlar. 1600 metre çiminde handikap 15'i. Ama ben burada bir safkandan bahsedeceğim. Onu da yarın tek başına bırakacağım. Adana çimi, Ankara çiminde 1200'e şartlı 3'ü kazanırken çok bayıldım sevgili dostlar. Sonlarına çok etkili geldi. Ve de kazandı fotoda. Rakibini avlama başardı. Ben Gözde Sundan'dan yarın yine sonlarda mesafede uygun bence 1300'de bir üçüncülüğü var. Şimdi mesafe daha da uzadı. Ben Gözde Sultan'dan sonlarda çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Yarın kazanma bende çok çok yakın İkinoğlu safkanımız. Tabii ki Ezer Döver, Kral Tunca olsun, Ünlü Masal Kız bunlar da saldıracaklar ama Gözde Sultan'ın ben galip çıkacağını düşünüyorum. Benim yarın 7 plasede banko adayım olacak. Arkasına burada ikilenecek arkadaşlar bir nolu Ömer In My Heart, yani etkili bir sprint mutlaka gelecektir ondan. Ve de 4 nolu Kral Tunca Gökhan Kocakaya'yla bu da ikinciye kendini atabilir. 2 benim banko adayım, arkasına 1 ile 4'ü de bağlayarak burada da bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Ha, iki nolu Gözde Sultan'a banko olarak bırakmayacak arkadaşlar bir nolu Ömer İlmay Artı da değerlendirebilirsiniz. 7 plasemize biri birinci biri ikinci gelirse iki misli devam etmiş oluruz. Evet, üçüncü koşumuz kısa vade altı Ömer Kaya koşusu, rahmetli anıyoruz, nur içinde yatsın. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. 10 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, hem önlerde gitmeyi seven hem de sprint atarak gelmeyi seven safkanlarımız da var. Büyük ihtimalle Sinesip ise 9 kulvar çekmiş. Kafaya alabilir mi? Seri safkan Power Rhythm aynı ona keza sonlarda etkili gelmeye başladı. Düzlük sprinti yapıyor artık Power Rhythm'de. Ben büyük ihtimalle Sinesip'te kaçıp bitirmeye çalışacak. Çünkü Saadettin Boyraz üstünde. Çünkü tempo yarışlarını çok seven bir jokeyimiz. Ben Sinesip seni yine kafaya alacaktır. 1400 mesafede, bu mesafede sonuna kadar direnmeye çalışacaktır ama Power Rhythm'in ataklarına maruz kalacaktır. Benim ilk şanslı safkanım Power Rhythm olacak sevgili dostlar. İkinci atım üç nolu Antiyakos diyeceğim. Sinesip seni de beraber koşmuşlar. Sonlarda çok kuvvetli geldi. Ben yarın yine bunun adını sıkça duyabiliriz sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza olması gereken safkanlardan biri 3 nolu safkanımız. Sonra Labirenza diyeceğim sevgili dostlar. O da etkili bir koşu çıkartacaktır. Son yaptığı koşusuna bayıldım. Mükemmel bir sprintle geldi. Maalesef pistten ikincilikle ayrıldı. Gökhan Kocakaya'yla 2'de 2 yaptılar sevgili dostlar. Ankara pistinde 1200'ü kazandı. Arkasından yine 1200 handikap 14'ü kazanarak etkili bir koşu çıkartmıştır Labirenza. Benim üçüncü şanslı safkanım olacak ve de çim yarışları kendini bulan bir 9 nolu safkanımız. Mutlaka değerlendirelim. Eğer mesafe ona uyacaktır. Zaten 1200'de maydana veda etmeye başaran bir safkanım. Özcan'la da etkili bir koşu gelecektir. Benim önceliğim sevgili dostlar 7 başlı olmak üzere 3, 8 ve 9 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Birinci altılık ayınımızın başlangıç ayında. Evet, dördüncü koşumuz handikap 22 3 ve Kore İngilizler 1600 metre çimdeki yarışını izleyeceğiz. Beşlik ayınımızın başlangıç aya 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, bu grupla ilk defa start alacak olan 5 nolu safkanımız Ankara çimine de ilk defa geliyor. Özen Yıldırım'la bir koşu görmüştü sevgili dostlar. 3 kulvar çekip büyük ihtimalle kafayı da alacaktır. Sönmez Bey de ona keza yani bir kulvar çekmiş. O da önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Ama 5'in ben kafayı vereceğini zannetmiyorum. Ayana çok seri alıp kafayı bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirebilir. Dikkat diyeceğim. İlk şansı ben ona vereceğim.
Burada Atıcı Bey yine kazandığı o mesafeye geri döndü. Yaptığı son koşusunda kısa vadeli 1400'de altıncılık elde etti. Şimdi mesafe yine 200 metrede uzadı. Ben Atıcı Bey'den sonlarda etkili bir sprint bekleyeceğim. 3 nolu Atıcı Bey ile benim önereceğim ikinci şanslı safkanım. Evet, avukat Mehmet Akyoğuz'da 99 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen avukata da mutlaka şans vermemiz doğru olacaktır. Ve de 7 nolu Kraliçe Elmas diyeceğim sevgili dostlar. Hem kilo avantajı elinde bulunuyor. Mücahit Bayır'la da 3. kez buluşuyor. Bir kere zaten start alarak kendisinde kazanma başarısı gösteren bir Kraliçe Elmas'tan sonlarda adını ben sıkça duyabiliriz sevgili dostlar. Bir kanak orijini yani geri planda kalacaktır bu safkanların arasında. Ama ben mutlaka 4. şanslı safkanım olarak buranın sürpriz bir isim olacağını düşünüyorum. 7'yi de göz ardı etmeyip kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 5, 3, 2 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz kısa vade 6 bir koşu olacak. 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. dörtlük ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor. 6 Arap atımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor sevgili dostlar. Son koşusunu Zekai Bey burun ucunda da Mehmet Akgöz'e kazanmasını bildi. 3 nolu Algana'nın kafaya alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalıştı ama sonra düzlükte Zekai Bey Algana birbirlerine yapışıp bu zevkli mücadeleden Zekai Bey burunla galip ayrılmıştı sevgili dostlar. Zekai Bey o zaman 60,5 kiloydu. Yine o kiloyla Algana'nın 63 kiloyla start almıştı. Şimdi kilo kilo oldular. Ben yine Algana'dan kulvar 5 çekmesine rağmen yine kafayı alacaktır. Akın'dan sonuna kadar direnebilir. Bu sefer sevgili dostlar yarışı çalabilir. İlk şanslı safkanım olacak. Tabii ki Zekai Bey yine düzlük yarışı yapıp onu kaçırmamaya çalışacaktır. Mehmet Akgöz'a bunu tekrar başarabilir. İki nolu safkanımıza mutlaka şans verelim. Ve de burada ana yurt diyeceğiz. Zekai Bey, Algan'ın onlarla beraber ilk defa koşacak. Sürpriz bir, yani sürpriz değil de büyük ihtimal ikinci veya birinci hafta çıkabilir. Dördü de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Ve de Ahmet Çelik de burada yaptığı son koşusunu Ankara'da şartlı 4'te 1500'ü kazanma başarısı gösterdi. Uzun mesafede çok çok etkili koşulara sahip olan 6'yı da göz ardı etmeyelim. Bu zevkli mücadele bakalım nasıl sonuçlanacak sevgili dostlar. Çok zevkli bir koşu bizleri bekliyor. Sıralamam 3 Algan'ın başta olmak üzere bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacaktır. Yakında görüyorum aslında rakip hanesinde 2, 4 ve 6 nolu safkanları da ayırmadan kuponumuza şans verebiliriz sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz açık 3. Bir koşu olacak. 2 yaşlı İngiliz'in 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı 5 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, bakıldığında Cemal Can. Yani yarış hayatını Ankara'da başladı. Mükemmel bir seriye bağladı sevgili dostlar. Her seferinde kazanmasını bildi. Fotoya da çok dinçlikle girdi. Yine Cemal Can, ben çok etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Yine benim banko adayım olacak. Ascot'la da her zaman beraber koşup ona gücünü ve hakimiyetini hissettiren Müslüm Çelik'le de 5'te 5 yaptılar. 6'da 6 yapmaya çok çok yakın sevgili dostlar. Mükemmel eşgal, mükemmel orijine sahip. Burada 3 nolu safkanımız ve 5 nolu safkanımızda da o da ilk defa Cemal Can'la beraber start alacak. Ben yalnız şöyle Cemal Can'ı yıkma taraftarı olacak arkadaşlara bir safkan önereceğim. Ascot değil. 5 nolu safkanımız sevgili dostlar. Mücahit Bayır'la yaptığı 2 kum performansı var. O da Ankara'da ve Adana'da. Sonlarda gerçekten çok etkili geliyor. Diri geliyor. Yere de çok sağlam basıyor. Pardon arkadaşlar, çok çok özür diliyorum. Cemal Can'a zor anlar yaşatabileceğini düşündüğüm bir safkan. Eğer yeri olan arkadaşlar, ben büyük oynayacağım, sürpriz istiyorum, Cemal Can'ı yıkacağım diyecek arkadaşlar 5 yere yönelebilir. Ben Cemal Can'ın arkasına 5'i bağlayarak bir ikili deneyeceğim burada sevgili dostlar. Onu da sizlere tavsiye edeceğim ikili için. Yani büyük oynayacak arkadaşlar 5'e dikkat, sürpriz şansı sahip olan bir safkanımız 2-5'te
geçme ihtimali olacak. Bütçemize göre değerlendirelim. 5'i de göz ardı etmeyecek arkadaşlar için önereceğim, sürpriz bir isim olacak. Evet, 7. koşu grup 1 Ankara Kalesi koşusu olacak. 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Gerçekten harika bir koşu bizleri bekliyor. Mükemmel safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yani burada hangi atı çıkartırsak, ne bileyim sevgili dostlar, gerçekten enteresan bir koşu. Dı Derviş'in yaptığı son koşusunda Bursa'da grup 3'te 1400'de öyle bir koşu çıkarttı ki, mükemmel bir koşu. Ondan önce kısa vade 6'da 1400'de bariyer dibinden geldi. Gerçekten Ali Kaçmaz'a sıyrılarak yarışı tamamladı. Bursa'daki yarışı bariyer, sevgili dostlar, dış bariyerden öyle bir sprint attı ki, bırakın gitsin de vardı o zaman, öyle bir sprint attı geldi ki ya, uçarak geldi adeta 1400'de. Şimdi mesafede 1500 100 metrede uzadı. The Derviş, Sherpa, Kingsman Go, pardon arkadaşlar, bırakın gitsin. Spencer, Uğurtay, yani say say bitmiyor gerçekten. Bunların sonlarda çok zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Ben burada hiçbir safkana ayırmayacağım sevgili dostlar. Ben bu koşuda hepsi olarak yazma taraftarıyım. Yani diyeceksiniz ki abi, burada önceliğin hangi safkan olur? Yani bize 3 at, 5 at söyleyebilir misin? Tabii ki önceliğim benim The Derviş olur. Çünkü hem mesafe uzadı, sonlara çok etkili gelecektir. Ali Kaçmaz da 3'te 3 yapmaya çok yakın görüyorum sevgili dostlar. Spencer 11 no'lu safkanımız. Uğurtay 12 no'lu safkanı Tolga'yla ilk defa buluştu. Çok etkili bir koşu gelebilir. Sarp 6 no'lu safkanımız. Ondan sonra bırakın gitsin. Sonra 3 no'lu safkanımız. Yani bu 6 safkanı size öncelik veririm. Ama benim kuponum burada hepsi olarak bırakacağım sevgili olsa. Yarın Ankara programı gerçekten çok zor ve de çok tatlı para verecek. Ben 2-3 ortak girip bir kupon yapacağım sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağız. Burada 6. koşta Cem alacağım. Banko bırakacağım. Daha büyük oynayacak arkadaşlar 5'i de yönelebilir. Bütçemize göre ben de 5'i de yazabilirim. Ama burada ben hepsi yazma taraftarıyım. Önereceğim sizlere 6 safkan. 7, 11, 12, 6, 1 ve 3 nolu safkanlar olabilir. Ufaltmaya gidecek arkadaşlar. Bu önceliğimiz 6 safkan olabilir 7. koşta. Evet, 8. koşumuz altılı kaynımızın da son ayağı. Bir maylen koşusu. Dişiler Amazon 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, 13 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, büyük ihtimalle burada seri safkanı Ayhan Kurşun'la ilk defa buluştu. 4 kulvarla çekmiş. Büyük ihtimalle kafaya alıp sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. Arkasına 5 no'lu safkanımız Ahmet Çelik de start alacak olan ilk defa, o da yatabilir, kaçırmamaya çalışacaktır. Ama ben sonlarda çok güçlü ataklar izleyeceğimizi düşünüyorum. O da kimden? 3 no'lu safkanımızdan. Ben önceliğim 3'e vereceğim sevgili dostlar. Etkili bir koşu bekleyeceğim. Son 6 no'lu Mariposa diyeceğim Müslüm Çelik'te. 6 ile göz ardı etmeyelim. Ve 12 no'lu safkanımıza da dikkat diyeceğim. Sonra da 5'i de kuponumla ilave edeceğim sevgili dostlar. Sıralamam 3, 6, 12 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet, bu sana aktaracağım Ankara şablonum da buydu sevgili dostlar. Gerçekten yani birazcık, yani 4 at 4 at bank, bir tane bankomuz var. Bir de sürpriz bir isim önerdim. Bütçemize göre değerlendirelim diyeceğiz ama 5. ayakta 6 at önerdim. Önceliğim bu safkanlar ama ben yarın kuponumda hepsi olarak yazma taraftarıyım. Yani 3-4 arkadaş buluşup bir değerlendirme yapıp, yani sizlere önerdiğim safkanları da kuponumda yazarak, bakalım bütçemizi inşallah aşmayacak şekilde bir şablon çıkartıp oynayacağız sevgili dostlar. Yani Ankara çok tatlı para verecek. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Öyle düşünün. Bir tane sürdürek bankomuz var. Geri kalanlarda yani banko değerlendirme safkanları oldu ama maalesef yani işin içinden çıkılacak gibi görünmüyor. Kaliteli safkanlar da bir arada etkili koşacak safkanlar da var. Bakalım inşallah yüzümüzün akınına Ankara programından ayrılırız sevgili dostlar.
Tabii ki ben sizlere defalarca dile getiriyorum. Her zaman kazanacak safkanları ben ön planda veriyorum. İsterseniz yani ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar, verdiğim iki safkanları da tek iki at, iki at, iki at geçerek de bırakabilirsiniz. İkilileri, çiftlerimizi mutlaka deneyelim sevgili dostlar. Kafa atlarımızda da çifte oynayabiliriz, ikili oynayabiliriz. Çifteler, ikililer oynayacak arkadaşlar için de öneriyorum. Tabii ki gözümüzden kaçan bir safkan olursa onu da videomun altında not olarak düşüyorum sevgili dostlar. Evet, herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonuyla bir başlangıç yapalım. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle herkese bol şanslar.